Metinde altı çizili bölüm Mustafa Kemal'in askerlik yaşamına ait olaylarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Mustafa Kemal Atatürk ülkesini hürriyet ve demokrasiye kavuşturmak uğrunda savaşarak başarı kazanan Büyük Türk Önderi hakkındaki engin duygularımı ve hayranlığımı iletmek isterim. Atatürk'ün hayatı ve eseri yalnız Türkiye için değil, dünyanın bütün hür milletleri için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Şimdi bakın özellikle ülkesini hürriyet ve demokrasi yani özgürlük ve halkın yönetime katılmasına kavuşturmak için savaştığı bir olayı arayacağız biz burada. Hemen bakalım arkadaşlar. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması. Dikkat ederseniz zaten burada hürriyet geçiyor. Cemiyetin adında da hürriyet var. Demek ki birinci bilgimiz burayla eşleşebilir. Hareket Ordusu'nun kurmay başkanlığını yapması onun demokrasiye kavuşmak için uyguladığı bir durumdur arkadaşlar. Hatırlayacaksınız 31 Mart vakasını bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a geliyordu. Bu durum zaten Mustafa Kemal'in demokrasiyi korumak istediğini bize gösterir. O yüzden ikinci bilgiye de doğru diyebiliriz. Trablusgarp Savaşı'na gönüllü katılması hürriyet ve demokrasiyle alakalı olamaz. Bağımsızlıkla ve vatanseverlikle alakalıdır. Üçüncü bilgiyi almayız. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu A şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Harp okulu yıllarında siyaset düşünceleri baş gösterdi. Duruma ilişkin henüz etkili bir düşünce oluşturamıyorduk. Sultan Hamit dönemiydi. Namık Kemal Bey'in kitaplarını okuyorduk. Kovuşturma sıkıydı. Çoğunlukla koğuşta yattıktan sonra okuma imkanı buluyorduk. Bu gibi yurtsever eserleri okuyanlara karşı kovuşturma yapılması işlerin içinde bir kötülük bulunduğunu sezdiriyordu. Ancak bunun iç yüzünü gözlerimiz önünde bütünüyle netleşmiyordu. Kurmay sınıflarına geçtik. Derslere çok iyi çalışıyordum. Bu dönemde benden ve bazı arkadaşlarımdan yeni düşünceler açığa çıktı. Ülkenin yönetiminde ve siyasetinde bozukluklar olduğunu keşfetmeye başladık. Binlerce kişiden oluşan harp okulu öğrencisine bu keşfimizi anlatma isteğine kapıldık. Okulun öğrenciler arasında okunmak üzere el yazısıyla hazırladığımız bir gazete çıkardık. Sınıf içinde küçük teşkilatımız vardı. Ben yönetim kurulundaydım. Gazetenin yazılarını çoğunlukla ben yazıyordum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Harp okulu öğrencileri üzerinde siyasi bir baskı oluşturulmuştur. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü bakın özellikle Sultan Hamit döneminde Namık Kemal'in okunması kovuşturma sebebiymiş. Yani soruşturma sebebiymiş. Bu da zaten siyasi bir baskı oluşturulduğunun bizlere bir göstergesidir. Harp Akademisi yıllarında Mustafa Kemal'in siyasi fikirleri olgunlaşmıştır bilgisine de buradan ulaşabiliriz. Çünkü bakın ülkenin içindeki bozuklukları gördüklerinden bahsetti. Demek ki yavaş yavaş siyasi düşünceleri de oluşmaya başlamıştır. Çıkarılan gazetede daha çok siyasi konulara değinilmiştir. Arkadaşlar bakın burada kesinlik bildiren bir cümlemiz var. Daha çok cümlesi. Gazetede hangi konulara değindiğine dair herhangi bir bilgi yukarıda verilmemiştir. O yüzden ben C şıkkına ulaşamam. Mustafa Kemal ve arkadaşları fikirlerini yaymaya çalışmıştır. Bakın gidişatın kötülüğünü görmüşler ve arkadaşlarına anlatmak istemişler. Bunun için de gazete çıkarmışlar. Zaten alt bölümde de bunu vurguladı. Buna da ulaşıyoruz. Bize ulaşılamaz olanı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Aşağıda Trablusgarp Savaşı sonrasında İtalya ile imzalanan Uşi Anlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik verilecek ve düzenlenecek bir konumla İtalya'ya bağlanacaktır. Trablusgarp ve Bingazi halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacak, adli işler Osmanlı Devleti'nin atadığı Naib-i Sultan tarafından yönetilecekti. 12 ada geçici olarak İtalya'ya bırakılacak ve Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sırasında bölgeyi savunamayacaktır. Şimdi bakalım. Kuzey Afrika'da toprak kaybetmiştir. Arkadaşlar Trablusgarp Kuzey Afrika'dadır. İtalya'ya Trablusgarp vermek zaten toprak kaybının bir göstergesidir. Birinci bilgimiz doğrudur. Halifelik makamını siyasi güç olarak kullanmıştır bilgisine ulaşabiliriz. Buna da nereden ulaşıyoruz arkadaşlar? İkinci sıradaki bilgiden. Çünkü dikkat ederseniz Trablusgarp halkı dini yönden halifeye bağlı olacak cümlesi halifeliğin bir siyasi güç unsuru olarak kullanıldığının bizlere bir göstergesidir. Batı topraklarında yeni bir savaş çıkmıştır. Arkadaşlar
Verilen bilgilerden Batı topraklarında savaş çıktığına dair herhangi bir şeye ulaşamayacağımız için üçüncü öncül yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1-2'nin olduğu A şıkkıdır. Sınırlarındaki bu değişim Osmanlı Devleti'ndeki durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Şimdi hemen haritalara bakalım. Birinci Balkan Savaşı öncesindeki Osmanlı'yı görüyorsunuz. Savaş sonrasında Balkanlar topraklarına bir bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin toprakları küçülmüş. Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan topraklarını irdetmiş arkadaşlar, genişletmiş. Bunları rahatlıkla haritadan çıkarabiliriz. Şimdi bakalım. Ordu içindeki siyasi bölünmüşlük. Arkadaşlar burada ordu içindeki siyasi bölünmüşlüğe ulaşabiliriz. Çünkü Balkan savaşlarının kaybedilmesindeki sebep budur. Aynı anda birden fazla cephede mücadele edilmesi de yine Balkan savaşlarının kaybedilme sebepleri arasında yer almaktadır. Ancak meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesinin Balkan savaşlarıyla bir alakası, bağlantısı yoktur. Çünkü Balkan savaşları daha öncesinde ve meşrutiyet sonrasında olan gelişmelerdir. O yüzden 3'ü almayız. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.